Anda bu sefer Ares 6. Görüyorsunuz S6, görebileceğiniz üzere. A6 Long Etron. Merhaba arkadaşlar, günün sefer kanalımın başka videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Audi A6 aracındayız. 2016 model. Bu araçlarda 2011 ve üzeri, yani bu kasalarda bu açılış logosunu nasıl değiştirirsiniz onu göstereceğim. Burada araç açılırken kilitledip açtığınızda mesela şöyle yaptığımda burada A6 yazıyor görebileceğiniz üzere. Buraya işte nasıl S6 ya da RS6, ondan sonra aracınız A7 ise nasıl A7, S7, RS7 logosunu nasıl yazarsınız onu göstereceğim. Gayet kolay bir kodlama fakat aracın görüntüsünü değiştiren bir kodlama. Şimdi A6'yı göstereyim biraz net bir şekilde. Şöyle önden. Oradan fotoğraf çekeriz çünkü şey alırız. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak. Şöyle bir dursun. Okey. Ondan sonra şimdi kodlamamızı gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Buradan bir yakın çekim alabilir miyiz şuraya? İşte arabamızın kontağını açalım. Buradan select diyoruz. Okey. Şimdi 17 instruments kadranın beynine gireceğiz. Buradan coding. Buradan long coding helper. Byte 7. Arkadaşlar görüp byte 7 miydi? Byte 9. Bit 07. Burada görebileceğiniz üzere arkadaşlar. Şöyle sol tarafa çekeyim bunu da. Burada zaten görebileceğiniz üzere startup screenlerin arabada yüklü olan modellerin hepsi yazar arkadaşlar. Yüklü olmayan modeller de var. Bu arabanın burada görünmeyen fakat olanlar da var. Mesela aracınız Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla ama A6 Long'dur mesela. Onun kodu da buradan 08 ile 09 olması lazım. A6 Long, A7 Long. Ama biz onları yapmayacağız. Buradan işte istersem A7 yapabilirim. Ek kadranı açılış olsun. İstersem S6 yapabilirim. Bir S6'yı yapayım. Onu göstereyim sizlere. Seçtim oradan gördüğünüz üzere S6'yı. Do it dedim. Coding accepted. Kodum onaylandı. Buradan kontağımı kapatıyorum ve şuraya yakın çekim alırsak göstereyim ben. Görüyorsunuz S6. Görebileceğiniz üzere. Buradan şimdi tekrardan coding'e giriyorum. Kontağımı açıyorum. Buradan yine long coding helper. Byte 9. Mesela şimdi bir RS6 yapayım. Aracım A6 olduğu için yani A7'leri de siz A7, RS7, S7, A7 araçta yapabilirsiniz. Buradan yine seçtim. Do it dedim. Coding'im onaylandı. Buradan kontağı kapattığım anda bu sefer RS6. Tabii bunu yapınca RS6 oluyor araba zaten tabii. Yani kesinlikle motormuş, görünüşmüş. Alakası yok. Buradan bunu yapınca RS6 oluyor zaten araba. Neyse. Ama görüntü olarak hoş bir görüntü yani. Ben S6'yı yapardım şahsen. Ama ben bunu tekrardan gene orijinal çevireceğim. Bir de madem bunu yaptık o kadar, şöyle garip bir kodlama daha göstereyim aynı yerde. 04, 05, 08 olması lazım. Buradan 08 yazdım. Do it dedim. Şimdi bak ne olacak şimdi bak. Coding accepted. Şuraya bak. A6 Long Etron. Yani arabanın beyninde bunlar var ama Türkiye'de tabii A6 Long Etron elektrikli olmadığı için, ama böyle de yapabilirsiniz yani sırf farklı görünsün diyorsanız Audi logosu burada çok güzel görünüyor yalnız. Şimdi burada bu kadar. Ben yine bunu gene orijinal olan A6'ya çevireceğim. Aracımız A6. Buradan yine coding diyorum. Long coding helper. Byte 9. None found dediği için, bizim hani şu an seçtiğimiz olduğu için none found. Bunu da 00 yapıyorum. Arabanın orijinali A6. Do it diyorum. Coding'im onaylandı. Buradan baktığımda da gene A6'mın olduğunu görüyorum. Yalnız az önceki Audi logosu daha güzeldi. Daha büyüktü böyle. Daha ortadaydı. Bence. Değil mi? Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi buradan da en sonda işimiz bittikten sonra gene kontağımızı bir daha bir açayım. Buradan close control'u go back diyoruz. Olayımız bu kadar. Go back diyoruz. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.